45 yaşındaki hastamız bize karın ve bel bölgesinde yağlanma şikayetiyle başvurdu. Hastamın fotoğraflarını incelediğim zaman gördüğünüz gibi yanlarda bir fazlalık oluşmuş ve bel kıvrımı kaybolmuş. Göbek deliğinin üzerinde fazla cilt ve yağ dokuya bağlı olarak aşağı sarkma mevcut. Çamaşırın üzerinden öne doğru sarkan cilt ve yağ doku var. Tabii bu açıdan çok iyi belli olmasa da şu açıdan baktığınız zaman karın bölgesi öne doğru çıkmış. Çamaşırın hemen üzerinde artan yağ ve cilt dokunun sarktığını görebiliyorsunuz. Bu fotoğrafın önemli bir özelliği de bize aslında şişkinliğin ne kadar ciddi boyutta olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi şu, karın kaslarımız içerideki basınca bağlı olarak zamanla gevşeyebiliyor. Bazen gebelik süreciyle oluyor bu, bazen kilo alımıyla oluyor bu. Bu süreç sonrasında bu kaslar gevşek bir şekilde kaldığı için karnımız ne kadar spor yapsak da yağ ve cilt dokusu olmasa bile öne doğru çıkık duruyor. Biz işte bu ameliyatlarda bu sorunu fark edip karın gelmeyle beraber karın kaslarını da onarmamız gerekiyor. Bu hastada yine aynı şekilde bu işlemi planladık. Son olarak arkadan baktığımızda ise yine bel kıvrımının kaybolduğunu görüyorsunuz. Belden popoya geçişte aslında bir kıvrım olması gerekirken düz bir çizgi şeklinde aşağı doğru iniyor bu bölge. Ama burada da yine cilt fazlalığı olmadığı için bel ve yanlara yaptığımız liposuction'la bu bölgede güzel bir incelme sağlayıp belimizi 360 derece iyi hale getirebiliriz. Bu ameliyatı planlarken sadece karın gelme olarak planlamamak gerekiyor. Karın ve bel bölgesini bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Biz bu hastamızda da bunu bu şekilde planladık ve karın bölgesi için karın gelme ve karın kaslarının onarımını yaptık. Yanlar ve arka için de liposuction gerçekleştirerek ameliyatımızı tamamladık.